Herkese merhaba arkadaşlar örgü yeri kanalıma hoş geldiniz. bugünkü örgü anlatımında çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım Modelimiz için şöyle bir bebe yünü ve 3 numarada şiş kullanacağım Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz Dilerseniz hemen modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle ilmek atarak başlıyoruz. Şöyle yeteri kadar uzunlukta ipimi bırakıyorum ve bir halka oluşturdum ve şişimi halkanın içerisine geçirdim. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Modelimizin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşmaktadır. 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 ilmekle modelimizi göstereceğim. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Evet, şimdi burası örgümün ters yüzü. Ters yüzünde ben şimdi lastiği uygulamayın. Uygulamadan direkt modelimizi yapacağım. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ters yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sizler modeli lastik üzerine uygulayabilirsiniz. Evet, kenar ilmeği düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Geçiyorum örgümün ön yüzüne ve modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şişime bir kez doladım. 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve şişimden bırakmıyorum. 3. ilmeği tutuyorum. 2 ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm ve şişimden bıraktım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters ipimi arkaya aldım şişime bir kez doladım ve 3 ilmeği birlikte düz örüyorum ve şişimden bırakmıyorum 3. ilmeği tutuyorum 2 ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm 2 ilmek ters kenar ilmeği düz ördüm ve sıramı tamamladım örgümün ters yüzüne geçiyorum kenar ilmeği örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpimi öne aldım. Şişime bir kez doladım. 3 ilmeği birlikte ters olarak ördüm ve şişimden bırakmıyorum. Kenardaki ilmeği tutuyorum. 2 ilmeği bir kez daha ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz. Şişime bir doladım. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Şişimden bırakmıyorum. 2 ilmeği bir kez daha ters olarak örüyorum ve şişimden bırakıyorum. 2 ilmek düz, kenar ilmeği düz ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, böylelikle modelimiz bitmiş oldu. Şimdi modelimizi bir kez daha uygulayalım. Kenar ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım, şişime bir kez doladım. 3 ilmeği birlikte şöyle 3. ilmeğimi alamadım. İpim çok ince çünkü. 3 ilmeği birlikte düz olarak gördüm. 3. ilmeği tutuyorum. 2 ilmeği bir kez daha düz olarak gördüm ve şişimden bıraktım. 2 ilmek ters. ipimi arkaya alıyorum şişime bir kez doluyorum. 3 ilmeği birlikte düz olarak görüyorum ve bırakmıyorum. Şu kenardaki ilmeği tutuyorum. Bu iki ilmeği bir kez daha düz olarak görüyorum ve şişimden bırakıyorum. 1 2 ilmek ters kenar ilmeği düz ördüm ve sıramı tamamladım. Evet gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Ben bu modeli çok ince iple göstermek istedim kenar ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz. ipimi öne aldım. Şişime bir kez doladım. 3 ilmeği birlikte ters olarak gördüm ve şişimden bırakmıyorum. Sonrasında 2 ilmeği bir kez daha ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. ipimi öne aldım. Şişime bir kez doladım. 3 ilmeği birlikte ters olarak gördüm ve şişimden bırakmıyorum. Sonrasında iki ilmeği bir kez daha ters olarak gördüm İki ilmek düz, kenar ilmeği düz ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, modelimiz bundan ibaret. İki sırada bir tekrar ediyor çünkü. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben kamera arkasında hazırladığım büyük parçayı sizlere göstermek istiyorum. Bu modelimi de daha kalın bir iple yaptım bu da sizlerle birlikte yaptığımız modelimiz Evet çok güzel oldu ben çok severek ve beğenerek yaptım arka yüzde bu şekilde şimdi bu modelden neler yapabiliriz kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum ee, çok güzel büyük yelek yapabilirsiniz bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz bluzlarınızda süveter ve, süveter ve hırka yapımında bere ve atkı yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapmak isterseniz astar gerektirmeyen bir model çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.